geldin hayatım. Hayır, sofrayı kurmamışım daha. Ay kusura bakma, bugün evde yoktum. Bir şey hazırlayamadım. Artık olağanlarla idare ederiz hayatım. Tamam mı canım benim? Neredeydin peki bütün gün? Doktora gittim. Hayırdır inşallah, ne oldu, bir şey mi oldu? Yok, nasıl söylesem, sana çok güzel bir müjdem var. Sıkı dur söylüyorum. Tamam, sıkı duruyorum. Dur şuraya tutunayım, söyle. Ne oldu? Bak, tedavi sonuç verdi, hamileymişim. Aha, değil mi? Evet. Kulaklarıma inanamıyorum. Yani baba mı oluyorum? Evet, yıllardan sonra baba oluyorsun sen. Dur. Sen fazla hareket etme. Otur şöyle. Tamam canım. Peki cinsiyeti neymiş çocuğun? Ay ne bileyim, ben karnı burnumdaymışım işte. Üç aylık hamileymişim. İstersek yavrumuzun cinsiyetini öğrenebiliriz. Biliyorsun ultrason denen bir şey var. Acaba öğrenmesek de sürpriz mi olsa? Ya hadi yürü yürü, doğru doktor, hadi ben merak ederim şimdi. Ya ama nasıl olur hayatım, günah falan girmeyelim, olur, bilmem ki. Bir taksi çağır çabuk. Tamam canım, ben. Buyurun efendim, buyurun. Teşekkür ederiz efendim. Ben de hanımı hamile bıraktım. Oo, tebrik ederim. Evet, biraz geç oldu ama iyi oldu. İyi olmuş. İyi. Sorun nedir efendim? Efendim, çocuğumuzun cinsiyetini öğrenmek istiyoruz, mümkünse. Mümkün tabii efendim, tıp çok ilerledi. Hemen ultrasona buyurun. Hemen geçelim. Siz değil efendim, siz değil, rica ederim hanımefendi. Haberleriniz çok heyecanlıyım. Buyurun. Ne görüyorsunuz doktor? Kız mı erkek mi? Her ikisi de. Nasıl? Ya, İkiz bunlar, ikiz. Aa, ikizmiş hayatım, ikiz. Tıp dilinde bunlara çift yumurta ikizi denir. Halk dilinde de bir taşla iki kuş derler. Maşallah, ama ikisi de çok sağlıklı. Çok tatlı. Kucağıma alabilir miyim? Evet, daha çok erkek. Kucağınıza alamazsınız ama daha sonraki hallerini görebilirsiniz. Ne diyorsunuz doktor, bu mümkün mü? Tabii mümkün efendim, tıp çok ilerledi. Bakın, 8 aylık halleri. Aa! Emekliyorlar. Aa, inanılır gibi değil. Avcuları. Ay ne kadar şirinler. Bakın bu da gençlik yılları. Söke söke alırız. Eğitim alırız. Söke söke alırız. Ay dikkat etseler bari. Ay korktum, başıma geldi. Biraz daha ileri gidelim. Çok ileri gitmeyin doktor. Peki burada bırakalım. Konuşun lan, konuşun. Ötün bakalım. Kimin hesabına çalışıyorsunuz? Arkanızda kimler var? Neden gözünüzün üstünde kaşınız var? Bu kaşlar neden yay gibi? Hangi amaçta bu gözler sürmeli? Yoksa sizi doğuya mı sürmeli? Yavrularım. Yavrularım neredeler? Sanırım göz altındalar. Oh. Aha, göz altında kayboldular. Demeyin. Biraz daha devam edelim mi? Edelim, edelim. En heyecanlı yerinde kesemeyiz. Peki. Aa, o da ne? Sizin kız evlenip çoluk çocuğa karışmış. Aa, evet. Bana bak kadın, deli etme adamı. Ver artık şu bilezikleri diyorum, bak bu son. Vermeyeceğim ulan, gel bir işe çalış. Onlar bana anamdan yadigar, nalet herif. Anana da, sana da. Sana. Gel buraya. Maalesef kızınız iyi bir durumda değil. Hop hop. Bana vurdun ha. Alacağın olsun senin. Vurdum ulan. Vurdum. Al işte, bir tane daha. Ah. Vuracağım. Bu da oğlunuz. Yazar olmuş galiba. Niye içeride? Bütün yazarlar içeride. İşçinin emeğin sömürüldüğü, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkının yendiği, hırsızların cirit attığı. Anlaşılan o yıllarda da memlekette pek bir şey değişmiyor. Ama oğlum çok değişmiş. Eriyip gitmiş, bir deri bir kemik kalmış. Mapusta olur o kadar, Allah kurtarsın. Bu da tekrar sizin kız. Kucağında çocuk olan. Ultrason mu gösteriyor bütün bunları? Tabii ultrasondan görüyoruz. Bakın kayboldu görüntü. İşte yine geldi. Nerede bu devlet? Nerede bu millet? Sesimizi duyan kimse yok mu? Orada kimse yok mu? Yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Gene deprem olmuş galiba. Neyse, biraz daha ilerisini görmek ister misiniz? Hayır doktor, hayır. Biz göreceğimizi gördük.
Gördük. Kalkalım, biz gidiyoruz. Efendim, özür dilerim. Ne yapabilirim? Ultrason böyle gösteriyor işte. Her şey apaçık ortada. Bizim ultrasona lafımız yok doktor. Bizim lafımız başımızdakilere. Başımız bozuk olduğu müddetçe ultrasonumuz da böyle olur işte. Efendim, aldırmayın. Efendim, aldıralım. Aldıralım. Aldıralım.